Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak daha çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle ilk önce tığımın numarasını göstereyim. 22 numara tığımın numarası ve siz arkadaşlar tülbentinin içindeki çiçeklerden çok güzel bir model hazırladım Bakın bu şöyle bir çürüğü gibi koyusuna çok uygun sarısını bu şekilde içindeki sarıya yeşilde yaprağına uygun olsun diye bu şekilde bu renklerden çok güzel bir model hazırladım şöyle bakın modelim daha önce sizlere bunun dörtlüsünü hazırlamıştım ve bu sefer de 3 çiçeği 2 yaprak hazırladım şöyle Arkadaşlar bu Oh. şekil mesela içinin orada sarısını koparıp böyle yapılıp sonra kenarını morla yapmıştım bakın hem içini hem de dışını aynı şekilde yaptım yapımı çok kolay oldu biliyorsunuz bazılarını trabzan üzerine bazılarını daha hafifleterek bu şekilde iğneden tığ modeli tasarladım şöyle kenarında bildiğiniz üçgen trabzanlara sadelikten kurtulsun diye de bu dört zincirli tomurcakların içine de minik minik bu şekilde kirpikler yaparak ara suyu tasarladım Evet modelim bu şekilde Arkadaşlar şimdi bir de bu yaprak içinde yorumlar gelecek Hani bakın şöyle karşılıklı değil ya çevirince tersinden yapılması gerekiyor tersi de bu kadar yağlı güzel durmuyor Arkadaşlar şimdi bu köşeye geçip ters tarafından mecburen yönleme yapmak gerekiyor Yönleme yapınca da biri ters, biri düz. Pek hoşuma gitmiyor bu şekilde. Eğer yapmak isteyenler olursa o şekil tersinden yaprağın birini, birini düzünden yapabilir. Şöyle bir de kolye yaptım ortasını hareketlensin diye. Şöyle çeyizlere daha layık oldu diye düşünüyorum. Evet bu şekilde hazırladım. Bakın modelimi. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şimdi içindeki bu vişne çiğri renginden de sizlerle bir motif daha hazırlayacağız. Bir de arkadaşlar tığ oyaları dünyası diye yeni bir kanal açtım. Oraya da takip ederek destek verirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla sevinirim. Evet modelimizin anlatım kısmına geçelim. Modelimize motifimizi yaparak başlayacağız. Motifimizi de sihirli halkayla başlayacağız. Bakın parmağımdan gelen ipi şöyle tutmuş olduğum ipin üzerine koyup bir sihirli halka oluşturuyoruz. Şöyle bakın. Hemen. 2 tel üstte tek tel altta bir yuvarlak oluşturduk 4 tane zincir çekiyorum yuvanın içinde bu iki telin ikisini de alıp sık iğne ile buraya zincirimi sabitledim bakın bu şekilde 5 tane yapacağız 2 3 ve 4 hemen sıradaki yu, e, şey aynı yuvanın içine yapıyorum bu şekilde sıktırması dediğim gibi çok kolay olduğu için istediğiniz kirpiği bu şekilde sığdırabilirsiniz 4 zincirimi çektim 2 telinden giriyorum şöyle bakın üçüncü kirpiğimi yaptım yine 4 zincir şöyle biraz daha küçük bir yuva olsun Evet bakın 4 tane bu şekilde yaptık Burası önemli arkadaşlar bakın buraya iyi bakın Şimdi beşinciyi de şöyle iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı dalıyorum. Trabzan yaparak yapacağım. Bu şekil çok güzel oluyor. Hem yukarıya yukarı iki zincirle çekmek zorunda kalmıyoruz. Bu yuvanın son yuvamıza. Şöyle ışığımızı getirelim. Evet. Şimdi beş tane bu şekilde yaptık. Hemen kapatıyorum. Bakın. Tam full sıktım. Küçücük minnacık bir yuva oldu. Ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanı yaptıktan sonra 5 zincir bu. ilk kirpiğin içine girip 5 zinciri bu şekilde kapattım. Yuva oluşturdum. Yine 5 zincir. Tekrar bakın. Sıradaki yuvaya girip şimdi 5 tane kirpiğin üzerine 5 tane 5 zincirden yuva yapıyoruz. 4 ve 5. Sıradaki kirpiğimin içine girip sabitledim tekrar 5 zincir buraya kapattım evet bakın 4 tane oldu şimdi sonuncu zincirimizi de çekip 5 zincirimizi çektik şöyle bu trabzan yapmıştık en yani son onun içine girip sık iğne ile sabitledim hemen yuvanın içine bir sık iğne ile geçişimi yapıyorum buraya 5 zincir çekiyorum bakın 2 3 4 ve 5. Şöyle yuvanın içine 5 zincirimi kirpik olarak kapattım. Şöyle tekrar kapatalım. Tığı değiştirdim ama yine sorun var. 5 zincir kapatıyorum. 5 zincir. Hemen bu da 3. Şimdi arkadaşlar bakın. 3 tane yaptık ya. 5 zincirden 3 kirpik 2 zincirimi çektim bir defa tığımı doluyorum şöyle 2 ve 2 bakın aynı sihirli halkada yaptığımız gibi bu sonunu yine trabzanla yapıyorum ve 10 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şöyle ters çevirdim bakın ilk baştaki yuvaya ortada iki tane kirpiğimiz kalacak ilk baştaki yuvayı bu şekilde kapattım hemen iki tane zincir çekip düz yüzüne döndüm buraya bakın iki zincirden kirpik oluşturdum hemen diğer yuvaları da şöyle tekrar iki zincir şöyle 3 sıradaki 4 şöyle imtihanımız tekrar iki zincir şöyle 5 6 şöyle iki zincir 7 2 zincir 8 Evet şöyle 9 tane ikişer zincirli kirpik bir tane de bu yapmış olduğumuz trabzanın arasına girip sık iğnemi yapıyorum bakın Evet yuvamız bu şekilde oldu bakın çok tatlı ve Güzel bir yuva oldu. Biraz koyu renk açığıyla mı yapsaydım diye şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Evet, bu şekilde kapattım. Hemen sıradaki yuvanın içine sık iğne ile geçiş yaptım bakın. Şöyle. Buraya yine 5 zincirden 4 tane kirpik yapacağız. Şöyle 5 zincir kapattım tekrar 5 zincir ikinci şöyle 5 zincir 3 bakın dördüncü kirpiye dikkat edelim arkadaşlar iki zincirimi çektim şöyle en son kirpi yuvanın içine girip şöyle 2 ve 2 bakın son kirpi dördüncü kirpi bu şekilde trabzanla yaptım Trabzanın üzerine 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle çevirdim. Bir ikisini atlayıp üçüncüye ilk baştakine 10 zincirimi bu şekilde kapatıp şöyle iki tane zincir çektim. Çevirdim. Hemen kapattım sık iğneyle. 2 zincir. Şöyle toplamda 9 tane aldı. İlki nasılsa diğer yuvayı da aynı şekilde yapmak zorundayız. Simetri olması için. Şimdi 10 zincire 9 tane ikiz yer zincirli kirpik yapacağım. 5 yapıyorum. Şöyle. 6 7 2 zincir 8 ve 9. Şimdi trabzanın arasına da hiç zincir çekmeden giriyorum. Bakın arkadaşlar 10. sık iğne ama hiç zincir çekmeden sadece arasına giriyorum. Şimdi sıkı sıkı 2 zincir çekip sanki 5. kirpikmiş gibi aynı yuvaya kapatıyorum. Şöyle yandan bir şöyle kirpik gibi kirpik görünümünde yuva oluşturuyoruz. Hemen 3. ve sonuncu yuvamıza da sık iğne ile geçiş yapıyorum. Buraya da 5 zincirden 3 tane kirpik. Şöyle 5 zincir kapattım. 5 zincir yine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Evet bu şekilde. Şimdi dördüncü kirpik için 2 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. Şimdi tepesine 10 tane zincir. 5 6 7 8 9 ve 10. Çeviriyorum. Hemen ilk ilpiğin içinden girdim. Sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 2 zincir. Çevirdim. Yuvanın içine girdim, sabitledim. 2 zincir. Şöyle 3 4 5 6 7 8 ve sonuncu iki zincirimi de kapattım bakın şimdi buradaki trabzanın arasına hiç sık iğne çekmeden şey hiç zincir çekmeden sık iğne ile sabitliyorum şimdi iki zincir çekip buraya yuvanın içine Geliyorum. Evet, üçüncü ve sonuncu yuvamızı yaptık arkadaşlar. Bakın, şöyle göstereyim. Ee, burada iki tane yuva kaldı. Bakın sonda oraya da yaprakları yapacağız bu şekilde. Hemen makasımı nereye koydum? Evet, buradaymış arkadaşlar sağ taraf. Şöyle kopartalım. Evet bakın şöyle yakından göstereyim inşallah güzel net bir çekim olmuştur İçindeki gül kurusu rengiyle de güzel olurdu şöyle bakıtayım tekrar şimdi bu arka ipi direkt yakacağım bunu da yakacağım arkadaşlar hemen yaprağa geçelim Evet şöyle ipimi tığıma tutturarak başlıyorum hemen bu motifimi alıyorum bakın burayı biraz uzun bıraktım yakmadım arkadaşlar onun için şöyle ipi bunun arasına götürüp bakın burada kenarda yanık izi muhakkak olmaz oluyor yani olmasın diye bu şekilde şöyle bu ne çürüğü rengimi bu şekilde buraya üzerine yaprak yapacağım Hemen 3 zincirimi çektim. Bakın yuvaya sık iğne ile sabitleyip hemen 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle iki defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum. Bakın 2, 2 ve 2 alarak trabzanımı hazırladım. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Bu ilk trabzanımız olacak. 3 zincirimiz. Şöyle. Şimdi buraya bir defa doladım. Bu trabzanın arasını yuva edineceğiz. Trabzanın içine trabzanlar yapıp şöyle minik bir yaprak oluşturacağız. Bir defa tığımı doladım. Hemen şöyle 2 ve 2. Bakın. Zincirle beraber 3 oldu. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. Tekrar bir defa dolayıp şöyle. Toplamda 7 tane yapacağız. Şöyle 2 ve 2. Bakın 5 oldu. 6 ve 7. 7 tane yuvayı şey trabzanı yaptık bakın zincirle beraber 7 olacak hemen bunu vişne çirü yuvasına yani bu 5 zincirli yuvaya kapattım ve buraya 8 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 bakın 8 zincirimi şöyle tersine çevirip buradaki ilk trabzanın tepe noktasından şöyle kapatıyorum zincirimi ilk dönüş olduğu için 3 zincir çekiyorum hemen şu kenar kirpiklerle uyumlu olsun diye buraya kirpikli sık iğnelerden yapacağım sade sık iğne Normalde yapıyordum öbür takip edenler bilir öbür modellerimde sırf şu kenar la takım olsun diye arkadaşlar bu şekilde ikişer zincirden buraya 9 tane böyle kirpik yapacağım Evet. 3 Şöyle 2 zincir. 4 Şu şekil tutayım daha net görün. Şöyle 5 6 7 Şöyle 8 ve 9. 9 tane kirpiği yaptım 8 zincirin üzerine şu şekil bakın kenarda oluştu ve son sık iğnemi de burada yine yuvanın içinde yaptım bakın ipimde kenar ipimde bu vişne çürü ipimde kaynadı şimdi aynısını öbür yuvaya yapacağım bakın burayı çok güzel sakızlı yakın arkadaşlar sihirli halkasının ipini şimdi buraya 18 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane zinciri çekip diğer yuvaya bu şekilde geçiyorum. Buraya bir kolye oluşturmak için. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Yaprağın aynısını yapacağım. Hem daha iyi pekişir. Beraber yapalım arkadaşlar. Arkada yapmayayım. Şöyle iki defa tığımı doladım. Bu 5 zincirli yuvaya girip 2 2 ve 2 olarak trabzanı yaptım. Hemen 3 zincir. Bir defa doladım. Bu benim ilk trabzanım. Hemen trabzanın arasına giriyorum. Şöyle 2 ve 2. Trabzanın içine trabzanlar yapacağız. Toplamda 7 tane bu şekilde ikili trabzan. Şöyle 2 ve 2. 3 oldu. Şöyle yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Tekrar şöyle. Bakın 5 oldu. 6 ve 7. 7 taneyi buraya sığdırdım. Şimdi bunu bakın bu vişne çürüğü 5 zincirli yuvaya tutturuyorum. Bu şekilde. Görünüm yaprağın ilk görünümü bu şekilde. Yine 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6, 7 ve 8. Şöyle ters tarafına dönüp ilk trabzanımızın tepe noktasından girip bakın buraya sabitledim. Hemen 3 tane zincirle dönüyorum. Ters yüzünden 3 dönüyorum. Diğer kirpiklerim ikişer zincirli olacak. Evet bu şekilde. Yine buraya 8 tane yapacağım. Şöyle 2 şekil tutup net görünsün. 3 4 5 6 6 şöyle 7 ve 8 Evet bu şekilde bakın kirpikleri oluşturduk. Yaprağımızı tamamladık ve Muhakkak bu vişne çürüğü yuvaya da girmeden ipimizi koparmayalım. Şöyle meyilli hoş duruyor. Bakın yuvanın içinde. Hemen koparmadan önce bir zincirimi çekip şöyle ipimi o şekil koparıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuranın da pipiriğini yapalım. Yaprağımız da bu şekil oldu. Çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar. Ara suyumuzu da bakın bir boş bir tane pipirik bir boş bir tane pipirik şimdi bir boş bir pipirik ve bir boş yapacağız toplamda burada beş tane olduğuna göre yedi tane koymuş oluyoruz iki çiçeğimizin arasına şöyle tülbentimizi ilk önce ikişer zincir çekerek tığ battılar hazırlıyoruz. 696 nolu videomda YouTube'un araba kısmına 696 mürgülün tığ ve iğne olarak yazdığınızda tüm püf noktalarıyla kenar tığlama işlemi mevcut arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arkayı unutalım. ilk başlar gibi başlayalım. Tığ battımızın içine sık iğne ile sabitleyip iki zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. 1, 2 ve 2. 4 zincir çekiyorum ve trabzan olarak kapattım. İki zincir çekiyorum. Yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. İki zincir bir defa doladım. Hemen yuvanın içine girip 1 2 ve iki. Bakın buraya şimdi vişne çürüğünü yapacağız. Ve bir tane de boş yapıyoruz. Hesaplarken bu şekilde hesapladım. Şöyle iki zincirimi çektim. Ve sık iğne ile sabitledim. Buraya bakın şöyle toplamda 7 tane verdik. Şimdi ben 2 tane boş ara tığ battı mesafesi vereceğim. Şöyle 1 2 3 zincir sıradaki yuvaya girdim. 3 zincir şöyle sıradaki yuvaya girip sabit. Bismillah bugün. Şimdi motifimi alıyorum arkadaşlar. Bakın şu yaprağı kapattığımız yuva var ya oradan tutturacağız. Şöyle ara mesafesi olarak iki tane tığ battını verdik. Buradan yeşilin hemen dibinden bakın şu vişne çürüğü yuvasından girip sık iğne ile bunu buraya tutturdum. Bakın. Şöyle bir zincirle tekrar dibine çekip aynı şöyle tığ battığımın içine sabitliyorum bakın iki tane zincir veya üç tane zincir ama iki tane tığ battı da arkaya yapıyorum şöyle 1 2 ve 3 şimdi iki tane tığ battığı yaptık ya bu arka boşluğuna gelecek şekilde hemen bir zincirimi çekiyorum bakın şöyle çeviriyorum yaprağımızın ipini yakmamışız. Yine bu taraftaki bakın buradakinde bu da öbür yaprağın vişne çürüğü yerinden girip şöyle tığımı taktım. İlmeğimi tutuyorum. Buradan hemen sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın. Buraya sabitledim. Yuvanın bu kısmına hemen sık iğne ile sabitleyip üzerine bir zincir çekip oturtuyorum aynı yuvanın içine girdim geri bir zincirimi sabitledim yuvanın içinden bir zincirle bakın şu görüntüyü göstereyim arka tarafına iki tane tığ battı tam sizin tığ battığınızda üç olur veya da bunun gibi iki olur ona göre hesaplı yaparsınız bakın tutturma yerlerini tekrar göstereyim bu tarafı ve bu tarafı ve vişne çürü yuvalarının içinden. Şal anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet şimdi ara mesafesi olarak şimdi 3 zincir çekiyorum. Tığ battı yapacağız. Aynı sağda olduğu gibi solda da tığ battı yaparak ara mesafesini vereceğiz çiçeğimizle ara suyumuz. Hemen kapattım. Tekrar 3 zincir ve sıradaki yuvanın içine kapattım. Evet, iki zincirimi çektim. Bakın, burada iki bıraktım çünkü şu boşluk oluşuyor. Bu tarafta olmayacak. Bu tarafta solda üç bıraktım. Şöyle, inşallah net güzel gözüküyordur, anlaşılıyordur. Yavaş yavaş da şöyle anlatmaya çalışıyorum. Önemli olan arkadaşlar yapıp geçmek değil, sizlerin de anlaması Evet, 3 seferde trabzanımı yaptım. 4 zincir. Başında da göstermiştim. Biraz daha yapalım beraber. 2 zincirimi kapatıyorum. Buraya. 2 zincir bir defa doladım. Şöyle 1 ve 2 ve 2. 3 seferde. 4 zincir. Buraya tomurcuğumu kapattım. Ortadaki trabzana. Yine 2 zincirle diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 2 zincir bir defa doladım şöyle 1 2 ve 2 bakın 1 2 3 ve 4 şöyle bakın üç tanesini beraber yaptık başta 2 tane yapmıştık şöyle iki zincirimi kapatayım ben bunu hemen hediye tamamlayıp geleyim Bir de üzerindeki pipiri göstereyim inşallah Evet en son işlemimiz olan bu pirik işlemi bunu yapmayabilirsiniz de bunlar arkadaşlar. Hareket olsun diye yaptım. Tomurcuğun içine girip sık iğne ile sabitledim. Üzerine 3 zincir. Tomurcuğun içine kapatıyorum. Aynı işlemi 3 sefer yapıyorum. 3 zincir. Tomurcuğun içine girip sabitledim. Şöyle 3 zincir. Tomurcuğun içine girip sabitliyorum. Hemen dibine bir zincir çekip ipimi kopardım. Şöyle bakın minicik bir kirpik oldu. Şimdi size de hep vişne çürüklerini bırakmışım arkadaşlar. Demek ki <laughs> koyu renk iyice gözükmesin mi dedim. Evet şöyle tekrar bakın ipimi tığıma tutturuyorum. Onu da atalım. Hemen aldım. Bu yuvanın içine girip sabitliyorum. Şöyle bir, iki, üç zincir. Kapattım. Üç zincir. Kapatıyorum. Üç zincir. Kapatıyorum. Hemen dibine bir tane zincir çekiyorum. Her zaman olduğu gibi dibine zincir çekmeden hiç koparma işlemi yapmıyoruz. Ve bu şekilde bakın. Yandaki ipleri yakıp temizleyip hemen geleyim. Evet arkadaşlar, modelimiz bakın bu şekilde oldu. Çok güzel bir model, hem de kolay bir model hazırladım arkadaşlar. Ekran başında da bu kadar oluyor. Siz daha güzel, daha böyle zarifini yapacağınıza inanıyorum. Şöyle bir teker teker tekrar da göstereyim. Evet. Modelimiz bu şekilde. Çok kolay. Hepsi bakın. Hiç ip kırmadan, koparmadan hepsi bir arada bu şekilde hazırladım sizlere. İnşallah çok da güzel bir çekim, o işinize yarayan bir çekim de olmuştur. Şöyle bu kısımları net şöyle çıkmıştır. Evet, modelimiz bu şekilde. Sizler de arkadaşlar şöyle Tığ Oyaları Dünyası diye açmış olduğum kanala destek vererek hem de bu kanala yorumlar, beğeniler yaparak destek olursanız sevinirim. Bu şekilde ters sallantılı hali. Bir <laughs> de böyle bakın arkadaşlar tersiniz. Evet. Modelim bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şöyle ikisini bir tutayım. de sarısını. İnşallah şöyle anlaşılır bir model olmuştur. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.